genel izleyici için uygundur. Merhabalar, Doktor Namık Yılmaz, genel cerrah uzmanıyım. Bugün toplumumuzda artık neredeyse bilinen, tanınan bir ameliyattan, obezite için sliv gastrektomi, tüp mide ameliyatından bahsedeceğim. Biliyorsunuz artık obezite cerrahisi, yani bu şişmanlık ameliyatlarının hepsi laparoskopik olarak uygulanıyor. Laparoskopi ne demek? Hastanın karnına girdiğimiz deliklerden kamerayla içeriği inceliyoruz. Diğer deliklerden de ellerimizle çalışarak ameliyatı yapıyoruz. Sliv gastrektomi ameliyatı da, yani tüp mide ameliyatı da laparoskopik olarak uygulanır. Bu ameliyatta vücudun normal yolunu bozmadığımız bir cerrahi işlem uygulanır. Bu cerrahi işlemde midenin büyük bir kısmı çıkarılır. İçeriye koyduğumuz bir rehber bize ne kadar kısmı keseceğimizi gösterir ve bu rehber burada dururken mide yavaş yavaş boydan boya çeşitli teknolojik aletlerle kesilerek çıkarılır. Mide buradan başlanır ve yukarıya doğru bir kesim işlemi yapılır. Teknolojik olarak kestiğimiz, kullandığımız aletlerimiz 6 sıra dikiş atar ve ortadan keser ve dokuyu ikiye ayırır. Artık midenin şu kısmı yoktur. Midenin bu kısmı yoktur. Ve sadece şu kısmı kalır. Bu ameliyat kısıtlayıcı bir ameliyattır. Restriktif dediğimiz bir ameliyattır. Neyi kısıtlıyoruz? Aldığı gıda kapasitesini kısıtlıyoruz. Ama ayrıca bir de hormonal boyut vardır. Özellikle midenin en çok bu kısmından salgılanan grelin diye bir hormonumuz vardır. Ve bu hormon bizim açlık hormonumuzdur. Neticede az miktar yemekle karnımız doyar. Açlık hormonu düştüğü için daha az acıkırız ve vücut ve bağırsak sistemi doğal yolundan devam eder. Sadece kısıtlayıcı ve hormon eksikliğine bağlı olduğu için de hayatın devamında sürekli vitamin kayıpları, mineral kayıpları, ishaller, karın ağrıları bu ameliyatlarda beklemeyiz. Sağlıklı günler dileriz.